Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere çok pratik ve lezzetli kahvaltılık tarifim var. Tavaya bir miktar zeytinyağı alıyorum. Şöyle göz kararı 2 yemek kaşığı kadar. Üzerine 2 tane yeşil tatlı biber kullanıyorum. Biberleri bu şekilde doğradım. Biberlerim yumuşayıncaya kadar kavuracağım. Evinizdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz inanın çok kolay bir tarif. Biz kadınların derdidir. Her gün ne kahvaltısı yapayım, çocukların önüne, eşimin önüne sürekli ne koyabilirim diye dert etmeyin. Kanalımda birçok kahvaltı tariflerim var. Onları da bir göz atmanızı isterim. Şöyle biberlerim kavruldu, tersini çeviriyorum ve diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Evinizdeki az kalan malzemelerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şöyle biberleri aralıyorum ve aralarına sucuk ekliyorum. Sucuk miktarı da tamamen sizin kendiniz ayarlayabilirsiniz. Tavanıza göre evde ne kadar sucuğunuz varsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Şöyle yuvarlak yuvarlak kestim. Ve biberlerin aralarına sucuğumu ekliyorum. Videomu buraya kadar gelenler için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerim size anında bildirim olarak gelecektir. Tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla, sosyal medya hesaplarınızla paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama sebep olabilirsiniz. Hepinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Sucukların arasına biraz çeri domatesi ekledim ve artık sosunu hazırlıyorum. Sos için gerekli malzemelerim 1 adet yumurta, üzerine yarım çay bardağı süt alıyorum. Tarifi birebir uygulayın lütfen. 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Ve baharatlarını ekliyorum. Pul biber, tuz ve kekik ekledim. Dilerseniz farklı baharat çeşidi kullanabilirsiniz. Pürüzsüz oluncaya kadar çırpalım. Topak kalmasın hiçbir şekilde. İyice çırpmaya özen gösterelim. Tariflerimi beğeniyorsanız yorum kısmına küçük bir emoji de olsa yorumlarınızı, görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Tüm yorumlarınızı tek tek okuyorum. Çok da mutlu oluyorum. İnanın o kadar güzel yorumlar geliyor ki hepinizi çok seviyorum. Değerli YouTube ailem. Sucuklarım kızarmaya başladı. Şöyle çeviriyorum. Çeri domateslerini de aynı şekilde çeviriyorum. Üzerine de sosunu ekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 dakikanızı almayacak bir tarif. Sucuklar kızarırken siz bir yandan sosunu hazırlayın. Bu şekilde 5 dakikalık kahvaltılık tarifimiz hazır olacaktır. Çayınız demleninceye kadar sosunu şöyle üzerine her tarafını gezdiriyorum. Bir nevi krep hamuru gibi düşünün arkadaşlar. Sucuklu, biberli, domatesli krep gibi diyebilirsiniz. Kapağını kapatarak pişmeyi bırakıyorum. Altını çok fazla açmayın. Üzeri de pişsin. Normal ateşte pişirebilirsiniz. Şöyle üzerine maydanoz serpiyorum. Dilerseniz sosun içerisine de ekleyebilirsiniz maydanoz ayrıca. Şöyle pişmeye başladı. Kaşar peynir rendesi ekliyorum çok az. Dilerseniz hiç kullanmayabilirsiniz. Kahvaltılığımız hazır. Sadece kaşarlarımızı biraz eriyinceye kadar beklemesi yeterlidir. Şu 3-4 dakika kadar. Şöyle kapağını kapatıyorum ve 2-3 dakika kaşarların erimesini bekliyorum. Artık kahvaltılığım hazır. Mis gibi yumuşacık. Çocuklar pizza mı yaptın anne dediler sabah sabah. Gerçekten pizzayı benzetiyorlar. O şekilde de yedirebilirsiniz. Şöyle keserek sizlere içini de göstermek istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir.
elimden geldiğince tüm püf noktalarını ve ayrıntıları sizlerle paylaştım. Şöyle yakından göstereyim. Altını da göstermek istiyorum. Nasıl güzel kızardığını. Şöyle görün. Dilerseniz tabii ki ters çevirerek bu yüzünü de kızartabilirsiniz ayrıca arkadaşlar. Yine sizlere harika bir tarif verdim. Bugünlük de bir tarifimizin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.